kendi bir sual çıkıyor. Acaba Uygur Müslümanlar başka, mesela Arika Müslümanlar, Moro Müslümanlar kulağı mı köyün bölemiyor? Hem de biz evrensel bir göz karışıklar İslam dünyası ve Müslüman dünyası ve Türk dünyası diken bunda kendi közdüler anmıyla karışıklar doğru geliyordu da. Biz kançılık kendi körelisek biz aşında çok işlerini kılalayız. Biz kançılık tar karısak biz aşıncılıkla kalırız. Şununla bu hazır bu vaziyette doktor Olsim'i Nurgun Nelsen'i anlattı, onun videolarını hemimiz köyden miyede yüzü bile bir yerde oturup bu meselelerini sözleş biz için bir şeref oldu. Her bağanla Hıtay'ın gibini de kemedi. Olsaydık cesur, bana bir yüreklik bir adamla mı çıktı? Ama bazıları olsaydık çıkması mı? Ama kilip bizge uyardaki vaziyet tamamen sizlerin diginindekle hemisi aşı nime sizlerin digen doğura uyardı aşında bir tür müdek bir lager bakiye. Ama ula oturup o çıkıp sözlümedi. Ama yanı bir kısım bolsa Hıtay'ın gibini kıperdi. Ama doktor olsaydık adamların çıkışı Hıtay'ın dünyada resva kıldı. Hazır bu Cihangir devlet buldum ben digen bir Hıtay. Çokum obrazını tüzdüş lazım ki Cihangir devlet olsun. Obrazı naçar boğan bir devlet Cihangir devlet bulamaydı. Yani bunu halkara münasebette yumuşak köç deydi. Yumuşak köçünü yüktürmedi. Bunun dediği Hıtay'ın kanıtını bir kanıtı sundu degen. Doktor Olsi'deki adamların köpeği ve şundakla halkara'daki işte jurnalistler, tatbikatçılar ve kalan sahadaki adamlar eğer de Uygur meselesini mışında oturuğa çıkıp ve Hıtay'ın mışına tanıt kılgan olsa ondak da bizimki işimiz kihime asanlaşır. Belki yine işimdekiler bağlı belki bundan 20-30 yıl evvel biz gizde televizyonda Hıtay hakkında mı malumat azdı, Uygurlar hakkında malumat yoktu. Ayda bir, üç ayda bir çıkarttı. Tuyuksuz bir gizli çıkıp ağam olsa, palancı gizli çıktı dese, bütün Ankara'nı ayınıp, aşı gizlini tipip, aşını kesip, saklattık. Kim bunu taşıydı dedim ki onun bulmadı, hazırca öyde bağlı. Şu vardı, aşıncılıktı. Bana hazır, her gün, hiç olmasa 10 ve 50 gece, Şartıkistan, bile münasebetlik nimler var, haberler var, yorumlar var, analizler var. Hem de bulduğun tatıp, 8. aydın tatıp bilisle Uygur meselesi halkaranın siyasi merkezinde peyda oldu. Bu özlük yılı peyda olmadı, bu Nurgun tırışcanlığının ki bir neticesidir. Hem de veziyet mi aşınlığı karab kip kalkaşlar. Bir çok iş kılış için birincisi insan teyyar buluş lazım. İkincisi vaziyet teyyar buluş lazım. Onun denki fırsat. Fırsat ne? Köpüncü zamanda Allah taraftan geldi. Eğer de biz teyyar olmasa fırsat bizge gelip kitip kılış mümkün. Ve tarihte kılan bu hataların birini yani tekrarlayınız. Şununla bu da bu fırsatını kaçırmayınız zaten. Kaçırmayınız. Halkara'da birisiyle yükselgen bir Hıtay var. Her neyminin gibi hayırlı sıbadaydı bu yani yakış taraf, yaman taraf. Hıtay'ın yükselişi bir tarafta bizi ziyan boğan bile bir tarafta Hıtay'ın ki düşmanımı köpeği vardı. Hıtay'ın düşmanı bizden neyimiz oldu? Strateji dostumuz oldu. Ondan da dostumuz köpeğiydi bunun da indigen gibi. Hıtay'ın etrafındaki hoşun devletler ve rayon karakterlik ve yaşar karakterlik bu hegemonya güçleme Hıtay'ını boş koymaydı. Bunda serbest, bunda erkin koyu etmeydi. Sözde erkin koyuvan de kılıdı ama Nurgun oyunla oynaşka başlaydı. Bu siyasi, iktisadi, herbizlik, her sahada bulundu. Hem de bizgi kegen nimu digende, yani biz kılgan işler nimu digende
Biz bunun birinci kıtım bu Şarkı Türkistan davasının dünyanın ki siyasi merkezine birinci kıtım kip kaldı. Ve yaman tızlıkla kip kaldı. Hem de biz 20-30 yıl bu işin içinde olduğundaki hiç kemi geldikken kip kalsa tuyuksuz geldi de his kıldık değil mi? O bir ceryanın ki bir ne diyeceğiz hem de. Bunda bir çoğun işini kılış için biz çoğun buluş lazım. Yani bizim seviyemiz yetiş lazım aşırı çoğun işini kılış için. Bana bugün Başkan Hidayetullah mı dedi, bir yerde Nurgun Uygurlarının ki okuyan, tecrübelik insanla oturuptu. Siyasyonlar, pariyetçiler, ziyalılar ve ülemalar hem bir şeydikler hem bir şeydi. Hem de Nurgun halkımız var, ben isimlerini pek bilmeyim. Niçin buraya gekip kaldık? Bunun kiliş biraz testi. Çünkü Şer Türkistan meselesi dünyanın ki çok meselesinin biri bu kaldı. Size oylar bekanla Şarkı Timur diyen bir devlet var. Şunlar mı yeni kurulan? O devletine garıplıkla devlet kurduğumuzda şunu da tırıştı. Ama şunda bu olsun halkıradaki çok kişiler onunla bekçik ardışık etmedi ve tuymadı. Köp adamla belki ismini mi bilmeyin. Filistinli birisiyle onlar da. Filistin için dünyada 70 devlet bu şu birbirisi bile cidel kırdı mı? Kırmadı. Ama Uygurlar için kırdı. Mayakta 22, ayakta 52. Yani Uygur meselesi bu 70 devletinin menfeti bile münasebetlik deyindi. Ondan da Uygur meselesi aslında bir çoğun bir mesele. Ondan da çoğun mesele boğandı ki çoğarak işlerine kılıçla biz mecbur ve hazır siyasetle ilip bağlan ceryanda hem de faaliyet bile birlikte siyaset kıldırgan vakti geldi. Siyaset. Bunun biz davanı halkaraga tontuş için varançurun, kim varançurun kısa hemisi bulattı. Bunun denkin siyaset kılımız değilgan olsa, bunun denkin varançurun, kaylamkan varançurunlara ihtiyacımız yok. Çünkü işini bozuldu. Bu siyaset degen bir ilim, siyasetle oynayanlar siyasetçi deniz. Şununla siyasetçiler profesyonelleşmek, kesbileşmek hazır bir talep kaldı. Onun için teşkilatlama, teşkili işleş lazım. Yani ama Türkçe'de kurumsallaşma. Yani insanla bağlanan teşkilat demez, işle bağlanan bir teşkilat. Yani bir... yani Şarkı Türkistan'ın azatlığı için bu nişanga karta teşkilatlar. Eğer de bu nişanga, bu menfetke bağlanmayan biri, her kanda bir teşkilat ve onun faaliyeti olsun, bunların red kılış lazım. Artık biz kritik bir vaktide, eğer de bu 20 yılın işi de olmuşu varmışsak özümüzde, bizim işimiz pek çatar. Çünkü fırsat gelse, kit kalırdı. O mengü kalmaydı. Bir mezgit turpakıdı. Onundan başka nimo degen de teşkilatta ma yaşlarını terbiyeleş ve davaga ekiriş. Bunda degen vakte de teşkilatının ki adamla biraz kapılış mümkün ama bunu düşünüş lazım. Dava bir uzun bir baskoş, uzun bir ceryan. Onun akıdın yetişip gelen ve aldığı adamdan işbiterleydiğen yaşla oturup çıkış lazım. Eğer de altı sertliklerine yetişemese ve aşağımıza işgetemese dava turp kaldı diken geldi. Bu mantıkını yakşı düşüneydi. Ve dava diken vakti de şahsi menfetini bir tarafı kayıp koyuş diken geldi. Ve üzerine o davağı birisi diken geldi. Bu bir tarafta milli vicdanımızı rahatlatalayınız davağı başka, bir tarafta dini cedde sevap kazanır. Normalde bir adam özünün ki ibadetini kısa özgü sevap kazandı ama biz 20 milyon Müslüman için hizmet kılgaşka onun sevabı başka çıkı oldu. Şu anca hazır biz yeni bir siyasetlerine belgileş, yeni bir yolunu süzüş
ve tızlık ile hareket kılışının zamanı geldi. Ve sözümle müşahede toktutuma köp rahmet, Allah razı olsun.